Bakın bu Kürtleri temsil ediyoruz diyen bir milletvekilinin öbür şeyine bakabilir miyiz arkadaşlar? İkinci tweet mesajına. Şimdi bakın burada özellikle Kürt halkını tehdit ediyor. Alenen. El altından. Tabii. Yani dayanışmanıza zor. Başka yol yok. Ya hep beraber ya da hiçbirimiz. Komünist. Ya kardeşim. Şey, yani öyle bir mantık var ki. Bizi destekleyeceksiniz. Desteklemezseniz sözde Kürt halkı da gider. Lafa bak. El altından mı var? Yani mani olarak siz ne çıkartırsanız çıkartın. Bilinçaltını iyi okursanız bu var. Evet. Bakın bu kadar. Ve kardeşim ben Rütük var cevap veremiyorum ama buna söyleyecek bir tek şeyim var. Sen Çanakkale'de Türküyle Kürdüyle omuz omuza 15 Temmuz'da Cizre'de o şerefsizlerin tankını durduran o Kürt kardeşlerimize ya. Bu şeyi yakıştırmayı yapabilecek kadar şerefsiz soysuzun tekisi Nasip Kaplan. Başka hiçbir şey söylemiyorum. Çünkü bu insanlara sen bunu layık göremezsin. Bu insanlar seni vatanına, milletine ve Kürt halkını oralarda öldüresin diye seçmedi. Ve utanmaz. Devam edelim arkadaşlar. Evet. Bu da kapatıldı diye milletin ayağa kalkan. Bu da PKK'nın yandaşı bir devam edelim. Görün yani bu gazeteler niye kapatıldı? Bununla beraber 16 tane gazete, dergi belki de daha fazla kapatılmıştı. Ki alenen burada propaganda da yapıyor. Evet. Hem bakın kapatılanlar. Evet. Bakın devam ediyor. 10, 15, 16, 17, 18 tane. İşte vatan hainliğinin PKK'nın yardakçıları. Devam edelim. Utanmadan bunu şey yapanlar var. Ya böyle. Bunu da evet. Halen daha Cumhuriyet ve bakın Öcalan'ın doğum günü nedeni 10 milyon kişi Riha'da buluştu. Ya seninle özgürlük ya seninle özgür. Ya özgür. Zaten peki 10 binlerce kişi buluştu. Niye? Demirtaş ve diğerleri tutuklanma. Gülten Kışanak ben geçen hafta programda neredeyse utanmasam horon edecektim. O evet. Sevinçli haberde. Niye Diyarbakır'da 30 kişi, 100 kişiyi bulamadınız? Ve utanmazlar. Devam. AKP, bakın. Cizir vahşetini Gever, Nusaybin ve Şırnak'ta tekrarlamak için hatırlarsanız saldırılara geçen başladım. Seneki o Suriçi, Nusaybin ve Şırnak'ın temizlenme operasyonları. Evet. Yahu ve utanmazlar. Ve reziller. Oralardan askerin Mehmetçiğin sırtından çıkan o yaşlı teyzeler, o çocukları niye görmeyip de buna bu şerefsizliği kendinize yakıştırıyorsunuz ya? Baharı değil, biz sonbaharı erteledik Allah'a şükürler olsun. Elhamdülillah. Bir toplumun her zaman bir böyle kötü kesimi var. Buradaki tam bir vahşet. Bu tam bir vaka yani vaka. Bakın burada vaka öldürülen yani. PKK'lıların yanına tamam. Ben bir tek şeye karşıyım. Askerin o pozu tamam belki ama şunu da dile getirmek istiyorum. Ya yanında Mehmetçik öldürülmüş. Köye giriyorsun çoluk çocuk öldürülmüş. O da gencecik bir Mehmetçik. Psikolojisi o anda dolu. Ama yahu senin öldürdüğün bebekler, evet. Kundak'ta öldürdüğün bebeklerin insanlığından utanmıyorsun da sen benim Mehmetçiğime mi insanlıktan utansın diyorsun ya. Rezil. Bize ders olmadı. Size ders oldu. %82 Öcalan. Onun için mi Diyarbakır'da 100 kişi toplayamadınız? Allah'a şükürler olsun ki Kürt kardeşlerimiz uyandı. Devam edelim. Biraz hızlı gidelim arkadaşlar. Toplayamazdı bugün işte zaten. Durum o yani. Neyse. Alenen propaganda. Devlete karşı propaganda alenen... Değil. Yok, alenende isyan. İsyan çağrısı yani propaganda dediğim o. Bu gri propagandanın işte. Kara propaganda hali. Yani bu istihbarat i̇şte bunun için kapatıldı. Gri propaganda, kara 24 propaganda. 24 Temmuz 2015 Pazar. Evet. Ne zaman? Tam o Cizre olayları bilmem nelerin olduğu tarihler. Tokyo Savaşı yani. Evet. Resmen
Tehdit ediyor ülkeyi. Çözüm belli, muhatap da belli. Çözüm belli, muhatapta Kürt halkı, bitti. Muhatapta ben geçen programda Vanlı Bitlisli kardeşlerimizi de almıştım. Evet. 2-3 hafta evvelki. Adamlar şunu dedi. Bizim seyitlerimiz var, bizim melelerimiz var, bizim sivil toplum örgütlerinin başkanları var, bizler varız, halk var. Çözüm bizde, muhatapta biziz dediler. Doğru. Bunları tabii ortaya yani çıkartmak bunların gerekiyor. Bunların muhatap dediği İmralı canisi. O daha cami berbatı. Hiçbir zaman bakın, muhatap olamaz. Bakın başka bir şey. Bu daha berbat. Evet. Biz ne diyorduk hocam? PKK, Kürt ayrıdır. Doğru mu? Doğru. Kürt kardeşim Cizre'de, Çanakkale'de dimdik duran ya kardeşim. Söyleyenlerimiz var. Türk Van'da, kardeşim, Diyarbakır'da. Van'da, Diyarbakır'da, Şırnak'ta 15 Temmuz'da dimdik duran. Sayamadığım illerde, Nusaybin'de, her yerde. Bakın PKK Çanak yalayıcısı. Gazete ne diyor? 101 yılda geçse soykırım. Hangi soykırım? Ermeni soykırımı. Neyi savunuyorsun? Demek ki bu neymiş? PKK eşittir Ermeni. Bitti. Zaten yıllardır söylüyoruz. Lozan yıkıldı. Kürtler Cenevre'de. Lozan'a da yıktılar. Akılları sıra. Ha, bunlar da kimmiş? Bunlar da o terörist. Yahu bu resimlerin anıları önünde saygıyla eğiliyoruz dediğiniz bu şerefsizlerin, bu soysuzların önünde eğileceğinize Diyarbakır'da, Güngören'de, Esenler'de, Bakırköy'de çocuğun üzerine kapanan anneleri öldürülen, daha Diyarbakır'da öldürülen 2 yaşındaki o çocukların önünde Yasin saygıyla eğilsenize. Yasin Börüler'in önünde eğilin yani, eğileceksiniz. Ya daha ufağı var. Evet. 2-3 yaşında çocuklar var ya. Doğru. Kundaktakiler var. Devam edelim. Avunamaz diyor herhalde. Ha. Neyle mi? Yok. Bunu hiç konuşmayacağım. Rütük devreye girecek. PKK cenazesine gitmeyen milletvekiline soruşturma açarım. Başkanım. Açık kolay. Söyledim. Hiç duydun mu? Bir şehit cenazesine gittikten, ha gittiler denediler de yuhalandılar geri döndüler. Gitmesinler de zaten. Ha evet, bu Cumhuriyet gazetesiyle ilgili bu abi, da bir şey aynısı. Çok özür, sen demin geçtin de Özgür Gündem'le alakalı bir de şu Özgür Gündem denen gazeteyi parlatmaya çalışan bununla böyle fotoğraf çektiren gazeteciler vardı bu ülkede. Şimdi Londra'dalar. Bakın, kim olduğunu anlayın. Cumhuriyet gazetesinin seneler evvelki Cumhuriyet gazetesi. Başlıyor, başardı. Bakın bu Türkiye'nin ilk güzeli yarışmasının alttaki yazıyı okuyun. Sarayın jüri üyeleri bugün Avrupa'nın ve Hristiyanlığın zaferini kutluyoruz. Evet. 1400 senedir dünya üzerinde hakimiyetini sürdüren İslamiyet artık bitmiştir. Hı. Onu Avrupa Hristiyanları bitirmiştir. Bu elbette Amerika'nın ve Rusya'nın hakkını inkar edemeyiz. Neticede bu Hristiyanlığın zaferidir. Müslüman kadınların temsilcisi Türk güzeli Keriman Mayo ile aramızdadır. Buyur. Neydi Cumhuriyet öyle? Gazetesi'nin yıllar evvelki başlığı. Savunduğunuz gazete bu. Devam edelim arkadaşlar. Ha, Türkiye kadınlar barış için sokağa çıktı. Savaş hükümeti istemiyoruz. Bu ya savaş sanki dedikleri Nusaybin'deki, Cizre'deki o olaylardaki durun artık. Ve utanmaz reziller. Niye o zaman PKK'ya durun artık demediniz? Bunlara, bunun gibilere, o demin hocamın da gezdiği görüntüler vardı ya, Halep'teki görüntüler. O görüntüleri göstereceksin, yıkılmış binaları. Aha. Bunlara rahatlık batıyor yani. O açık açık söylemek lazım. Demirtaş'ın. Evet. Bu CHP'li, bunu kim olduğunu da söyleyeyim size. Kim bu? Ataşehir'in hani bir belediye başkanlığı bir hanımı var, o. Paralar maralar falan neyse girmeyelim oralara da. Gözyaşı dökmüşler. Biliyoruz yani. Ya ben bunu hiçbir zaman bir şehit cenazesinde gözyaşı dökerken görmedim. Hayır, dökmez ki. Devam edin. Arkadaşlar. Vatan hainleri. Kan meselesi. Ya hainlere hakaret etmeyelim. Kan hainler meselesi. Hiç olmasa bir yerde anlar belki dönerler. Aynısı arkadaşlar. Komşuluk görevim bu. Ya be kardeşim şehit cenazesinde veya orada babasına el sallayan bir ufacık çocuğun gözyaşı dökmüyorsun. İnsanlık vazifeni unutmuşsun. Komşuluk vazifen olsa ne olur be? Olsa ne olur? Hangi komşuluk bile yani? Domuzluk. Domuzluk komşuluğu. Yaban domuzluğu. Devam edelim arkadaşlar. Bunu da Cumhuriyet Gazetesi özellikle son bir paylaşmıştı. Anayasayla ilgili. Sen de paylaş ki kimse korkak yaşamazsın. Bir de öyle teşvik ediyorlar. Bunu yani.
paylaştıkları dönem neydi? O Nusaybin olaylarında bombalarla methettikleri. Devam edelim arkadaşlar. Cevap vermek istemiyorum. Bunu bizim bir yerden aldım. Doğrusu da bu. Eski var ya Samanyolu, hani FETÖ'nün ne kadar PKK yandaşı oldu. Cizre'de hayatını kaybeden siviller toprağa verildi. Evet. Bu sivillerin 16'sının tamamını da daha sonra ben öğrendim. Hepsi PKK'lı. Samanyolu'nun verdiği haber o zaman kapatıldı. Şerefsizler 16 kişi defnedildi. Hemen altında Akit'in verdiği haber 390 leş, 400 kalp leş yaralı. Haber böyle verilir. Aynen öyle. Vatanını seveceksen kaçmayacaksın, dik duracaksın. Bu Cumhuriyet şey, Gazetesi'nin, evet. Ben bu hep karıştırarak 21 Ocak 1950'de 1950. Ezan aslına dönmeden evvel attığı şey. Arapça ezan okuyan bir akıl hastası. Öyle sunuyor yani. Meczup gibi sunuyor Arapçayı, değil mi? Arapça okuyan öyle delidir. Değerli yani dostlar, göre. Öyle diyorlar.